Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu video içerisinde sizlere bana hediye gelen kitapları göstermek istiyorum. Hem sizlere belki alışverişlerinizde esin kaynağı olur diye düşündüm. Hem de bazılarını Instagram'dan paylaştım ve çok güzel tepkiler aldım. Çok merak ettiğinize dair yorumlar ve mesajlar aldım. O nedenle bütün hepsini tek bir video altında toplamak istedim. Umarım bu video sizler için faydalı bir video olur. Umarım alışverişlerinizde esinlenebileceğiniz birkaç tane kitap şimdiden gözünüze çarpar. Dediğim gibi bunlar bana hediye gelen kitaplardı. Yayın evlerinden hediye gelen kitaplar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınları ile ilgili çok önemli bir şey söyleyip göstermem gerekiyor. Onun arkasından bir kutu kitap, siyah kitap ve bir arkadaşımdan hediye gelen kitaplar var. Daha fazla uzatmadan hemen kitapları göstermeye başlıyorum. Bu kitap bana sevgili Hatice'den geldi. Hatice ile ben aslında buradan tanıştım ve güzel bir okur yolculuğu başladı bizim için. Ortak zevklerimizin çok fazla olduğu bir okur ve gerçekten çok güzel, çok kaliteli kitaplar okuyor. Bu ondan bana hediye geldi. Jorge Amado, Kızıl Tarlalar. Sizlerin de ilgisini çekebileceğim bu kitap hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Tabii ki hiçbirini henüz okumadığım için spoiler da olacağını düşünmüyorum. Sadece arka kapak bilgisinden yola çıkacağım. Brezilya'nın dünya edebiyatındaki en güçlü kalemlerinden bir tanesi olarak gösteriliyor Jorge Amado. Kızıl Tarlalar'da şöyle bir şeyden bahsediliyor. Ancak en vahşi hayvanların ve onların da en vahşisi olan insanın sağ kalabildiği bir damla suya hasret, çorak ve haşin topraklar diye bahsediyor. Kendisi daha çok 1929 buhranı ve 2. Dünya Savaşı'nın ardından kırsal ekonominin varlıklı toprak sahipleri lehine yeniden düzenlendiği, yani zenginin daha da zenginleştiği, buna karşın köylülerin daha da yoksullaştığı bir döneme ait bir hikayeden bahsediyor. Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. Eğer sizlerin de ilgisini çekerse şöyle tekrar ekranda biraz göstereyim. Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıkmış bir kitap kendisi. Köylülerin dramını anlatırken siyasilerin nasıl başarıyla daha da fazla yükseldiğini anlatıyor aslında. 387 sayfalık bir kitap. Geçiyorum bir sonraki kitaba ama şöyle biraz yer değiştireyim ve en aşağıdan başlayayım. Çünkü bunların sona kalmasını istemiyorum açıkçası. Sıradaki kitaplarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarından. Şöyle göstereyim. Adana'dan İstanbul'a Büyük Dönüşüm'ün yazarı Orhan Kemal. Sadık Albayrak tarafından düzenlenmiş, yazılmış muhteşem bir kitap. Öncelikle ekranda şu şekilde bir tutmak istiyorum. Onun hemen arkasından iç sayfalarından da sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü çok büyük özenle hazırlandığı gerçekten belli. Yan tarafında bu şekilde ve arka kapağında ise bu şekilde yer alıyor. Şimdi dediğim gibi iç sayfalarını göstereceğim. Bu kitap tamamen Orhan Kemal'in aslında Adana'dan İstanbul'a gelişi ve yazdığı bütün hikaye, roman ve oyunları ile ilgili Orhan Kemal'in tüm imzasını taşıyan eserleri var içerisinde. Aynı zamanda bir tane ayraç ekleniyor. Sunuş bölümünü geçtikten sonra içindekiler bölümüne geliyoruz. Ön söz kısmına geliyoruz ve bu araştırmanın nasıl yapıldığına dair, kitabın hazırlanışına dair bilgiler elde ediyoruz. Ve ondan sonra zaten Orhan Kemal Adana'dan İstanbul'a Büyük Dönüşüm'ün yazarı olarak anlatılmaya başlanıyor. İçerisinde çeşitli resimleri var. Hakkında bilgi veriliyor. Kitapları hakkında bilgi veriliyor. Ve dediğim gibi bütün kitapları bunun içerisine dahil. Ben şöyle sizlerle beraber tekrar bir göz atmak istiyorum. Bu kitap ilk geldiğinde gerçekten çok mutlu olmuştum. Sadece kitaplarının konusundan bahsetmiyor elbette. Orhan Kemal'in neredeyse böyle bir taslak halinde bütün yazım sürecinden bahsediyor. O yüzden çok rahatlıkla okuyabileceğinizi düşünüyorum. Ayrıca Orhan Kemal külliyatına merak saranlardansanız eğer, sosyoloji, edebiyat ve roman olarak da ayrı ayrı bölümler halinde Orhan Kemal'in incelemeleri yer alıyor. Bunu gösterdikten sonra bir de şu resim göstereyim sizlere. Bu da gerçekten çok güzel bir resim. Bence bu tür kitapları seviyorsanız, bu tür kitaplara ilginiz varsa ya da bir Orhan Kemal sevginiz varsa koleksiyonunuza ekleyebileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Bunu bulabilmeniz için İstanbul Kitapçısı'na bakmanız yeterli arkadaşlar. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün yayınları daha çok aslında orada yer alıyor. O yüzden İstanbul Kitapçısı'ndan bu kitabın incelemesini detaylı olarak yapabilirsiniz. Bu konuyu açmışken hemen gelen üçüncü kitaba değinmek istiyorum. Bu da derleyen Merin Sever tarafından yapılmış Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yayın. Şöyle ön kapağını göstereyim.
Ve bir de arkayı sizlere göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar şimdi yemek üzerine, yiyecekler üzerine, fakat aslında tam olarak şu yemek şuradan geldi diye değil, bize tarihin içerisinde bütün bunları anlatan bir eser. Yine içerisinden kitabın ön kapağıyla aynı olan bir ayraç çıkıyor. Lokumdan kahveye kadar, balıklara kadar, bütün, biliyorsunuz ki çok kozmopolit bir şehir İstanbul ve bütün herkesin, bütün yaşayan insanların kendi kültürüyle beraber getirdiği yemeklerden bahsederken aynı zamanda iç sayfalarını o dönemin resimleriyle beraber süslüyor. Çok zevkli ve keyifli olduğunu düşünüyorum. Balıklar, onların nasıl toparlandığı, lokumlar. Hani yemek tarifi gibi düşünmeyin bunu ama bir koca bir şehirden geçen bir tat fırtınası olarak düşünebilirsiniz. Geçmişten günümüze bütün her şeyden bahsediyor. Ve şu an acıkmaya başladım resmen. Yine İstanbul'un eski resimlerinden bir tane daha sizlere göstereyim. Rum, Yahudi, Ermeni mutfaklarının uzun yıllardır İstanbul'a kattıklarının yanı sıra İstanbulluların aşina oldukları Karadeniz, Antep, Ege, Boşnak, Balkan, Kafkas, Trakya, Mardin, Antakya, Diyarbakır mutfakları gibi yerel mutfaklara da değiniyor. Dediğim gibi bu aslında tamamen bir tatla ilgili yolculuk. O dönemde kimlerin neyi nasıl getirdiği ve nasıl sattığı, o resimlerle beraber okumak bence son derece keyifli. Yine bu kitabı da İstanbul Kitapçısı'ndan inceleyebilirsiniz. Üç kitabı geride bıraktığıma göre hemen bir sonrakine geçiyorum. Bunlar bana Siyah Kitap'tan geldi. Çok gerçekten güzel kitaplar. Çünkü benim zevklerim ve tercihlerim de göz önünde bulunduruldu. Hemen şöyle göstereyim. Bu yazarı daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama ben kendisini yeni keşfettim ve okumak için sabırsızlanıyorum. Dahar Ben Jalun, Yoksullar Hanı. Burada arkadaşlar Napoli'ye doğru uzanıyoruz ve bir muktedirin kendi iç vicdanını rahatlatmak için yaptırdığı, daha çok aslında yolsuzluklarının kefaretini ödemek için yaptırdığı bir han burası. Burada durumu iyi olmayan insanlar gelip kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Tabii ki Fas edebiyatına ait bir yazar Tahar Ben Jalun, Yoksullar Hanı'nda görkemli ve tutkulu, mezbereden çıkan bir çağdaş binbir gece atmosferi anlatılıyor. Nasıl bir yolculuğa çıkacağımı bilmiyorum ama kapağıyla beraber Siyah Kitap'tan ilgimi çeken bir kitap olduğunu söylemem lazım. Yine aynı yazardan devam ettim ve onun gerçeklerden yola çıkarak yazılmış bir kitabını edindim. Işığın O Kör Edici Yokluğu. Fas kralına yönelik başarısız bir suikast girişiminden sonra gözlerden uzak bir zindana kapatılıp 20 yıl boyunca yavaş bir ölüme terk edilen askerlerin gerçek hayat hikayelerinden yola çıkılıp yazılıyor. Zaten bunun gerçekliği ön sayfada da söyleniyor. Bu roman Tanzimat zindanında kalmış eski bir mahkumun tanık olduğu gerçek olaylara dayanılarak yazılmıştır diye. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. O zindanda olmak, yaşamak ve bütün ışığı kaybetmek nasıl bir şey? Bunu da kesinlikle okuduktan sonra sizlere bu kanalda önereceğim. Virginia Woolf'tan Mrs. Dalloway. Virginia Woolf zaten diyecek bir şey yok. Bende olmayan birkaç eserinden bir tanesiydi. Bayan Dalloway'in başına neler geliyor gerçekten çok merak ediyorum. Kendisiyle ilerleyen günlerde görüşeceğim. Virginia Woolf'u daha fazla zaten göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Bir diğer kitaplarım. Şöyle göstereyim. Bir kutu kitap. Şurada benim adresim var. Şöyle bir kutu eşliğinde geliyor bir kutu kitap. Daha önce videolarımda da gösterdiğim için zaten biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için hemen tekrar anlatayım. Aylık olarak seçkiler yapan bir ekibi var ve çok güzel kitaplar gönderiyorlar okurlara. İki tane ayraç çıkıyor içerisinden. Daha çok aslında mevsime ve o dönemdeki herhangi bir olay varsa ona yönelik oluyor. İki tane kart çıkıyor ve bu kartlara ben böyle baka baka çok mutlu oluyorum. Bir tanesi her zaman bir manzara oluyor. Bir tanesi ise yazarların sözleriyle ilgili. Bu sefer Dostoyevski tercih edilmiş. Zarfımı da geçiyorum. Buradan 3 tane kitap geldi arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Henry James'e ait. Asper'in mektupları. Şöyle göstereyim. Zaten yazar karakterlerin içsel yaşamını ortaya koymasıyla, yani bilinç akışı kavramının öncüsü olarak görülmesiyle beraber buradaki konusunda ise farklı bir şey izleniyor. Eskiden beri bir cazibe merkezi olan İtalya'ya gidiyoruz ve biz burada hep beraber Venedik'te gerçekten sıra dışı bir yolculuğa çıkıyoruz. Çok ilgimi çeken bir kitap. 123 sayfa, kısacık, benim için 1,5-2 günde bitirebileceğim bir kitap. Sizlerin de ilgisini çekerse Asper'in mektuplarına bakabilirsiniz. İkinci bir kitap Marco Diniç, Güzel Günler.
Güzel günlerin anlatıcısı her gün Viyana ve Belgrad arasında çalışan gurbetçi ekspreslerinden bir otobüste Macaristan'ın çorak arazilerinden geçiyor. Yani büyüdüğü şehre doğru. Bu tabii ki bir savaş romanı aslında arkadaşlar. Yugoslav gurbetçilerin hikayesini anlattığını söylüyor. Kolay kolay unutamayacağınız güçlü ve yıkıcı bir kitap. Avrupa ve milliyetçilik üzerine göndermeleriyle oldukça mühim bir kitap kaleme alınmış deniliyor. Okumak isteyenler için sayfa sayısını da söyleyeyim. 208 sayfalık bir kitap Güzel Günler. Aslında farklı bir yazar ve farklı bir anlatım. Neyin peşinde olduğunu öğrenmek için okunması güzel kitaplardan olabilir. Bir diğeri Pegasus yayınlarından gelmiş bu ay. Nicholas Venier, Güzel ve Sebastian. Hemen şöyle göstereyim. Bu kitapla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hayvanları, hayvan sevgisini anlatan, insan ve hayvan ilişkilerini anlatan kitapları sever misiniz? Ben bayılırım ama kitaplığımda sadece 2-3 tane var ve okumaktan her defasında biraz böyle kendimi uzaklaştırıyorum. Çünkü ağlıyorum. Ciddi anlamda ağlıyorum. Bunlardan bir tanesi benim zırıl zırıl ağladığım, hayır bu bir kurgu değil diye sürekli gözyaşı döktüğüm bir kitaptı. Çok eskiden okumuştum. Can Dostum. Muhteşemdi. Oradaki köpek her defasında ölüyordu ve yeniden hayata geliyordu. Ama onunla bütün yaşamını okumak, türlü insanla karşılaşmasını okumak çok enteresandı. Güzel ve Sebastian'da ise bizim buradaki karakterimiz Sebastian, Alplerin derinliklerinde doğup büyüyor. Derken bir gün Alman askerlerinin oraya gelmesiyle beraber işler çığırından çıkıyor ve o noktada bir köpek ortaya çıkıyor. İnsanlara oldukça zarar veren bir köpek. Alplerde tabii ki bu durum biraz farklı karşılanıyor ve herkes köpeği avlamaya çalışıyor. Buna karşın Sebastian oradaki köpeğin o içindeki güzelliği buluyor ve onunla beraber farklı bir hayat macerasına atılıyor. İşte bu kitapta böyle bir konuya ilginiz varsa eğer, köpeklerle birlikte dağlarda yaşayan bir çocuğun hayat hikayesi ilginizi çekiyorsa bu kitaba bakabilirsiniz ama ben herhalde okurken ağlarım diye düşünüyorum. Bir diğeri en çok zaten bununla ilgilenmiştiniz. Tamadres.com'dan gelen bana yılbaşı hediyesiydi bu. Bu kutuda zaten yılbaşına özel olarak tasarlanıp gönderilmiş. Burada arkadaşlar Alfa yayınlarının hayır sloganıyla yola çıkıp yayınladığı kitaplarını görüyoruz. Şöyle kaldırayım. Instagram hesabımı takip edenler zaten hemen buna aşinadır. Emil Zola, Adaletsizliğe Hayır. Denis Diderot, Cehalete Hayır. Kadınlara Ayrımcılığa Hayır. Sınırlara hayır, şiddete hayır, aşağılanmaya hayır, çocukluğun hor görülmesine hayır, ölüm cezasına hayır. Bunun zaten gözünüz kapalı Victor Hugo olduğunu tahmin edebilirsiniz. Baskıya hayır, homofobiye hayır. Elbette bunlar şu an çıkan ilk seriler, bu dizine daha eklenecek olan kitaplar var ama bizlere henüz bu kadar hediye olarak gönderilmişti. Hayır serisini incelediğimde arkadaşlar o hayır diyebilenlerin hayatlarına konuk oluyoruz. Ne yaşadılar da hayır noktasına geldiler, bunları öğreniyoruz. Elbette bunların öncesinde mutlaka bir kulak aşinalığımız vardır fakat bunlarla beraber okumak bence çok zevkli olacak diye düşünüyorum. O duruş nasıl ortaya çıktı ve o duruş nasıl tamamlandı gerçekten ben merak edenlerdenim. Mesela buradan baktığımızda Victor Hugo'nun o ana nasıl geldiği, o ölüm cezalarını nasıl izlediğiyle beraber başlıyor. Ayrıca kitaplar boy ebat olarak da şöyle göstereyim, oldukça aslında kullanışlı, dışarıda özellikle yanınıza alabileceğiniz kitaplardan olduğu kanısındayım. Evet arkadaşlar, bana gelen hediye kitaplar bunlardı. Bence çok güzel kitaplar eklendi kitaplığıma. İşlerimde en çok ilginizi çekenler hangileriydi çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara bunları yazmayı ihmal etmeyin. Ve ayrıca buraya kadar olan herkese yeniden teşekkürler. Sizlerle bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Lütfen beni bütün sosyal medya hesaplarımdan, Instagram'dan, Binkitap'tan ve elbette ki YouTube'dan takip almayı ihmal etmeyin. Herkes kendine çok iyi baksın. Kitap dolu günler diliyorum. Bir sonraki videoda heyecanla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.